Ya tabii maçtan sonra çok üzüldük açıkçası. Aslında her maça aynı konsantreyle kazanmak için çıkıyoruz. Maçtan sonra da hatalarımızı hocamız da gösterdi zaten analiz toplantısında. Gördük ve ders çıkardık. İnşallah son maçımızı da buradan kazanarak dönmek istiyoruz. Valla daha önce de sentetik sahalarda oynadık. Yani çok da aslında bizi etkileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sadece maçtan sonra biraz ağrılar oluyor sentetik sahadan çıktıktan sonra maçtan. Ama biz her türlü şarta hazırız. Her türlü etkene hazırız. İnşallah yarın da çıkıp son maçımızı güzel bir şekilde bitiririz. Burayı da çok sevdim. Aslında böyle bir sessiz bir hafta ihtiyaç olursa buraya gelmelerini tavsiye ederim. Teşekkür ederim. İrfan says that he liked it very much here and he recommends everyone at least coming for a week for relaxation to Faroe Islands. But he forgot he gave this recommendation specially for honeymoon. Unuttu belki bir şey var. Bunu balayı için belki söylemesi lazımdı İrfan'ın. Onu da ben ekleyeyim. Tabii burada Faroe Adaları Teknik Direktörü bizim takımımızdaki gelişmelerden çok iyi haberdar olmuş belli ki. Savunma oyuncularımızla ilgili yaşadığımız sakatlık problemini biliyor, bunu görmüş. Bununla ilgili de mutlaka değerlendirmesini yapmıştır. Bugünkü idmanda göreceğiz Ozan'ın bizimle birlikte olup olamayacağını sakatlığı nedeniyle. Yeni oyuncularımız var aramızda biliyorsunuz. Cenk geldi. Cenk daha önce bizimle de birlikte olmuştu daha önceki karşılaşmalarda. Dolayısıyla yeni yüz olarak onu söylemiyoruz. Ravil bizim için yeni fakat Ümit Milli takımımızda oynadığı için de nasıl oynadığımızı biliyor. Bu noktada bir avantaj. Ben oyuncularıma güveniyorum. Haziran ayındaki maçlarla karşılaştırdığımız zaman sakatların tamamı neredeyse 11'e yaklaştı herhalde. Ama bunun bize etkisi olmayacağını düşünüyorum ve yarın iyi bir oyun çıkartarak amacımıza ulaşmak, yine galibiyet almak istiyoruz. Genel değerlendirme ile ilgili söylediklerinizle de müsaade ederseniz bunu yarın maçtan sonra yapmak istiyorum. Çünkü bu maçı da hesaba katarak öyle bir değerlendirme yapmak daha doğru olacak. Aslında ilginç tabii, sadece birkaç gün geriye gidiyorsunuz. Daha da geriye gitseniz daha olumlu şeyler göreceksiniz. Siz daha farklı bir skorun olduğu bir güne gitmeyi tercih ettiniz. Ama şöyle söyleyeyim, anlık karar veriyoruz. Vermiş olduğumuz kararlarda en iyisini verdiğimizi düşünüyoruz. Aynaya bakıyoruz, ben de bakıyorum, teknik ekibimdeki arkadaşlarımız da bakıyor ve daha iyisi mümkün değildi diyoruz. Maçtan sonra da söylediğim gibi bu aldığımız skor, boks maçı benzetmesi yaparsak yüzümüze yumruğu yedik, nakavt olmadık. Oyuncularımızla bugün bir kez daha analiz yaptık, onlara gösterdik. Üç noktada mükemmel olmadığımızı söyledik, onlara da gösterdik. Bunları iyice anlasınlar diye tekrardan gösterdik, hatırlattık. Bu noktada artık Lüksemburg maçını kapatıp bu konuyu önümüzdeki karşılaşmaya odaklanmak istiyorum.